Bugün burada bütün Kürdistan şehitlerinin önünde saygıyla onları anarak mücadelelerinin önünde eğildiğimizi ifade etmek istiyoruz. Ne yazık ki hala mezarlarımıza ve ölümüze dönük bir takım saldırıların devam ettiği bir avunvari yöntemlerle devam ediyor bu iktidar ve yönetimleri. Bununla ilgili olarak şunu söylemek istiyorum. Az önce Prejman'da yine ailelerle birlikte, ailelerimizle birlikte mezarlık ziyareti yapmak istedik ama karşımıza çıkan bir komutanın gerçekten aciz duygu ve düşünceleriyle hareket etmesinden kaynaklı olarak ne yazık ki mezarlığa giriş yapamadık. Yine Dicle Kaymakamı'nın çıkardığı bir yasaklama kararı ve bu kararla beraber ailelerimizin geleneksel dini inançlarına bağlı olarak Arife günü çocuklarının mezarını ziyaret etmesi engellendi. Bunun karşısında biz hem bu karara karşı hem de komutanın göstermiş olduğu tutuma karşı suç duyurusunda bulunacağımızı belirtmek istiyoruz öncelikle. Çünkü hiç kimsenin duygu ve düşünceleri, bu firavunvari yaklaşımı insanların değerlerimizin değersizleştirilmesi üzerinden tanımlanamaz. Böyle bir tarzı asla kabul etmiyoruz. Bununla mücadelemizi sürdüreceğiz. Yine genel olarak şunu söylemek istiyorum. Ülkenin ve Orta Doğu'nun her yerinde sürdürülen tecrit politikalarının sonucudur bu. Dolayısıyla biz diyoruz ki tecride karşı mücadelemizde değerlerimizi sahiplenerek, mücadelemizi büyüterek yürüteceğimiz mücadele devam edecek. Bununla ilgili olarak Sayın Abdullah Öcalan özgürleşmediği sürece ve bu tecrit politikaları, cezaevlerinde sürdürülen tecrit politikaları sonlanmadığı sürece hem Orta Doğu'da hem Türkiye'de hem Kürdistan'da barışın sağlanması mümkün değil. Ve ne yazık ki hala dediğim gibi ölümüze, mezarlarımıza dönük saldırılar da devam ediyor. Bu da tecrit politikasının bir sonucudur. Biz bu mücadeleyi büyüteceğiz.